Hakan adamı şu an evden alıyor. Sonra sote bir yerde duracağız. Arda Şaban'ı alıcı yerleştirecek. Ne olursa olsun Hakan'ı gözden kaçırmayın. Biz de çıkıyoruz Rıza baba. Ekibi yalnız bırakmayalım. Aklın orada kaldı değil mi? İşi şansa bırakamayız. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Hadi gidiyoruz. Dikkatli ol. Hazırım tamam. Müdürüm. Hadi. Evin kapısı açık bırakılmış. İçeri giriyorum. Şaban yok mu? Bilmiyorum abi. Bakacağım. Bu ne ya? Hakan ne oldu? Ne var içeride? Abi birileri bizden önce gelip evi tarumar etmiş. Her yeri dağıtmışlar. Tek başına bırakmayacaktık o kaypak herifi. Keşke gözümüzün önünde dursaydı. Kime baktınız? Şaban'la karısını arıyorum. Neredeler? Birkaç saat önce birkaç polis geldi. Şaban'ı kaldırıp götürdüler. Polis mi? Evet, polistiler gördüm. Karısı Züleyha? Ona dokunmadılar. Garibim de ne yapsın? Topladı pılısını pırtısını, akrabalarının yanına gitti. Tamam, sağ ol. Eyvallah. Hakan ne oluyor orada, rapor ver. İşler çok karıştı başkomiserim, çok. Şaban kaçmış olabilir mi? Ya kaçtı ya infaz edildi. Peki biz bu nizamlarla nasıl buluşacağız? Sen ne diyorsun baba? Planda değişiklik yapmıyoruz. Nizamın derdi Şaban'ı görmek değil, Hakan'la iş yapmak. O halde Hakan bu işe tek başına gidebilir, tamam mı? Tek başına mı baba? Ne oldu? Baba çok tehlikeli değil mi tek başına gitmesi? Bizim hangi işimiz tehlikeli değil ki ha? Tamam haklısınız, doğru söylüyorsunuz ama baba... Halin, Hakan koskoca adam. Bu kararı o vereceksin, sen değil. Hakan, buluşmaya tek başına gidebilir misin? Elbette Rıza baba. Biz uzaktan takipte olacağız zaten. İyi edersiniz, iyi edersiniz. Hakan'dan gözünüzü ayırmayın. Ve gidin şu adamların işini bitirin, tamam mı? Bu kadar gerilme. Hakan iyi bir polis. Bu onun başa çıkamayacağı bir görev değil. Umarım öyledir baba. Tabii. Selam. Nizam nerede? Buluşma yerinde bekliyor. Buluşma yeri burası değil mi? Değil. Gideceğiz birazdan, sabret. Tek misin? Şaban nerede? Şaban hastanede. Karısı hastalanmış, gelemedi. Bu olmadı işte. Niye olmadı? Ben tek geldim, yetmiyor mu? Yetmez. Sana kefil olan Şaban'dı. Onunla birlikte gelmeliydin. Ne yapacağız peki? Şaban salağı yok diye alışverişi mi keseceğiz? Siz de para kaybedeceksiniz, ben de. Böyle iş mi olur ya? Herkes ekmeğinde tabii. İyi, gel bakalım. Benim arabayla gideceğiz. Oh be, eyvallah. Nizam'la da görüşecek miyim? Çok soru sordun lan. Bir de cep telefonu arabanda bırak. Niye? Bu aletlerle polis yer tespiti yapıyormuş. Sakata gelmeyelim. Dediğimi yap. Öyle olsun. Volkan yürü. Sakın o arabayı gözden kaçırma. Tamam başkomiserim. Çok bir şey kalmadı. Volkan çok yaklaşma, mesafeyi koru. Kıllandırmayalım herifi. Tamam. Nereye gidiyor bunlar ya? Nerede bu buluşma yeri? Düz devam ediyoruz müdürüm. Nereye geldik böyle ya? İnci top oynuyor burada. Her taraf karanlık. Minibüsle aramızda 4 kilometre var.
Birazdan yakalarız. Hay seni ben. Ettim be. Geç 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 geç. Yanından geç oğlum. Korna bas, korna bas. Çektirsene be hadi. Duyar şunu ya. Abi hadi be. Çekilsene ya. Hadi anons geç anons. Çektirsene lan çekin. Kamyon çık aradan, kamyon çık aradan. Daha çok var mı ya? Az kaldı. Amma da ıssız yerdeymiş sizin mekan. Öylese daha rahat. Etrafta kimse olmayınca istediğini yaparsın. Şahit yok, kamera yok, polis yok. Daha ne olsun? Hele şükür ya. Hakan abiler nerede? Araba nerede? Lan nereye gider iki dakikada ya? Nereden gideceğim? Hiçbir fikrim yok. Çok kötü oldu geç, ya. Geç, geç. Trafik kamerası da yok, KGS de yok. Nasıl takip edeceğiz? Galiba kaçırdık. Hakan'ın telefon sinyalini bulsak? Abi, telefon arabada bıraktı. Rauf'un isteğiyle. Heriflerin aklı her şeye çalışıyor abi. Hakan'ı nasıl bulacağız? Bilmiyorum, bilmiyorum ya. Hele Aylin'e ne diyeceğiz, hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ne durumdasınız, cevap verin. Durumlar kötü müdürüm. Hakan'ı kaybetti. Rauf'un arabası takibimizden çıktı. Yani en kötü senaryo başımıza geldi. Hakan komiseri ne olacak şimdi? O adi heriflerin insafına kaldı. Şaban'ı araştırdık müdürüm. İstanbul'da hiçbir şube ya da ekip adamı tutuklamamış. Kendi kendine kayboldu öyle mi? Saçma. Kesin bir dümen var bu işin içinde. O Şaban denilen adam güvenilecek adam değildi. Yanlış yaptık. Madem güvenmiyordunuz niye Hakan'ı ateşe attınız ha? Hani kolay operasyondu bu ha? Canım sakin ol. Daha bir şey belli nasıl değil. Nasıl olacağım Selin? Koskoca ekibiz Hakan'a sahip çıkamamışız. Ben nasıl sakin olayım ya? Ne olacak şimdi? Rıza baba ne olacak? Ya deşifre olduysa ya infaz ederlerse? Söz veriyorum. Hakan'ı sana sapasağlam getireceğiz. Ya keşke hiç kaybetmeseydiniz ya. Ben çıkacağım montumu ver. İyi değilim ben. İyi değilim ben şunu. Ver. Kız haklı. Hakan'ı koruyamadık. Ekip nasıl böyle bir hata yaptı? Bilmiyoruz Rıza baba ama şu an herkes Hakan'ın peşinde. Bulana kadar da durmayacak. Nasılsınız Nizam abi? Sağ ol koçum. Hayırdır? Niye böyle dışarı bakıp duruyorsun? Beklediğin biri mi var? Yok canım, kimi bekleyeceğim? Kimse yok. Tek mi geldi bu? Şaban nerede? Karısı hastaymış, gelememiş. Allah Allah. Şaban karısını hiç takmaz. Ölse bile başında beklemez. Ne hastalığıymış bu? Zatüreymiş galiba. Hastanelik olmuş. Ben alışverişe geldim. Şabansız da anlaşırız herhalde. Anlaşacağız artık. Ne yapalım? Malları gör. Bu gördüğün toz daha geçen hafta yurt dışından geldi. Birinci sınıftır. Sana cüza bırakacağım. Yalnız şu parayı sayalım bir önce. Tam 300 bin var. Siz yine sayın tabii. Bu ne lan? Ne oluyor? Bir dakika. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? He? Bir dakika, bir dakika. Bu çanta parayla doluydu. Hani nerede? Tamam, tamam ya. Birazdan bırakacağım ben sana arabayı. Yok, ben arayacağım diyorum. Ama akşama da lazım olacak. Bitmedi bizim operasyon daha. Tamam. Tamam, akşam. Tamam, ben şimdi bırakır akşam tekrar alırım kardeşim. Tamam kardeşim, görüşürüz hadi. Şaban, kaçmaya kalkarsan çok pişman olursun ha.
Yok abi, ne haddime. İyi, tamam, aferin. Güle güle abi. Durun bir sakin olun. Benim haberim yok. Yemin ederim haberim yok. Bize kazık atmaya kalkanı affetmeyiz. Boşuna çırpınma. Alo. Benim abi, benim Şaban. Neredesin lan sen? Kaçmak zorunda kaldım abi. Bir de bak, Hakan'a dikkat et. O herif polis. Ne? Bu da sana son hediyem olsun. Hediyene tüküreyim ulan senin. Ne diye soktun herifi aramıza? Hadi eyvallah. Salak herif. Demek polismişsin ha? Polis mi? Ya. Biz polisleri sevmeyiz. Sen çok yanlış yere düştün Hakan kardeş. Şaban bu dümenin içinde olmalı. O herifi bulup sorgulamayı o kadar çok istedim ki abi şu an. Telefon sinyalini yakaladık mı? Hat kullanım dışıymış abi. Şunun karısının neydi adı? Züleyha. Onda telefon devre dışı. Efendim Eda. Yapma ya. Harikasın. Mesaj at adresi hadi. Ne oldu? Nizam'ın elektrik ve su faturalarını düzenli ödediği bir mekanı varmış. Maslak Sanayi'de bir depo. Bir dakika, bir dakika ya. Biz Hakan'ı Kilyos yakınlarında kaybettik. Ya Maslak oraya çok uzak değil. Heh, deponun adresi geldi. Dikkatli olun, tuzak olabilir. Abi burada kan var. İnşallah Hakan'ın kanı değildir ya. Kurşun çekirdekleri de var. Ne dönmüş olabilir ki burada abi? Aklıma çok kötü bir ihtimal geliyor. İnfaz olmasın? Hemen en kötüsünü düşünmeyin. Bağır. Olay yeri çağır. Tamam abi. 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 Çantaya baksana. Bizim para çantası bu. Para gitmiş tabii. Demek doğru adrese gelmişiz. Mekan boş abi. Buyur İngin. Cinayetten aradılar. Sarıyer sırtlarında yanmış bir araç bulunmuş. Rengi ve modeli Rauf'un arabasının aynısı. Hakan'ı Rauf almıştı arabayla, yakmışlar ha. Yanan sadece araba değil. İçinde yanmış bir ceset bulunmuş. Yapma be. Ömrüm geçer şehrin sokaklarında.